Sen Kapıdağ'ın Paşa'nın kızı değil misin? Ta kendisiyim. Bana dokunacak olursanız hepinizin canını alırım. Senin bir işler çevirdiğin belliydi zaten. Ama iyi oldu. Ayağıma geldi. Şu an burada canını alsam kimsenin ruhu durmaz. Oldu. Şehzademiz onu sağ istiyordu. Benim hatam. Yukarıda görünce bizimkilerin elinden kaçtı zannettim. Takip etmek istedim. Bunu hak etmişti zaten. Ne yapacağız peki? Nasıl izah edeceğiz? Şehzademize sizi de bilmemesi lazım. Aslında bir yolu var. Hem sizi hem bizi kurtaracak bir yol. Ben sana burada kalmanın tehlikeli olduğunu söylemiştim. Dediklerimi hiçe sayıyorsun Mihrinisa. Yetmezmiş gibi bir de adamın peşinden gidiyorsun. Ya sana bir şey olsaydı? Gördüğünüz gibi gayet iyiyim. Onun canını alan ben oldum. Yine de bu yaptığın kabul edilemez. Hayatını tehlikeye atman bir yana, bir çuval inciri de berbat ettin. Rüstem, o hainin ölümünden şüphelenirse oyunumuz ortaya çıkacak. Siz o kısmını merak etmeyin şehzadem. Bu mektup Bostancı başından çıktı. Rüstem Paşa göndermiş. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Rüstem Paşa can telaşına düşmüş. Bu senin için de geçerli. Zira burada kaldığın müddetçe hayatın tehlikede olacak. Umurumda bile değil. Hem istesem de gidemem. Gitsem bile... Gitsem bile kalbim burada kalır. Ne diyorsun Fidan? Şehzademize karşı bir alakası olduğu aşikar sultan. Zira her fırsatta yanlarındalar. Amasya'da kalmak için ısrar etmesinden belliydi zaten.